Valim, Ticaret İl Müdürümüz ve değerli hazırım, değerli basınımız, hepiniz dost meclisi kahvaltımıza hoş geldiniz. Bugünkü dost meclisi kahvaltımızı Sayın Valimiz düzenledi. Ona da bu ev sahipliğinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Dün Adana'da genel merkezin düzenlediği Suudi Arabistan katılımlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. IBF programı. 3 Mart'ta Suudi Arabistan'a gideceğiz. 11'inde bitecek. Hem ümre yapacağız hem de yaklaşık 3000'e yakın iş adamıyla görüşeceğiz. Bu görüşeceğimiz iş adamlarını biz belirleyebiliyoruz. Ben işte şu firmayla görüşmek istiyorum diye. Oranın Ticaret Bakanlığı'yla ortak yapılan bir çalışmadır. Tabii burada çok, Suudi Arabistan'da çok iş var. Biz bunu biliyoruz. Biz 11 yıldır oradayız. Fiyatlar yüksek. İşte burada 1'e satacağımızı orada 3'e, 4'e hatta 5'e rahat satabiliyoruz. Oranın pazarı da o şekilde. Bununla ilgili de katılım yapmayı düşünen arkadaşlar olursa Hüseyin'den bilgi alabilirler müdürümüzden. Hem aynı zamanda ümre işini de bitirmiş olacağız. Yani bir taşla iki kuş mu diyorlar. Orada onları halledeceğiz. Üyelerimizin yoğun talepte bulunduğu bir konu olan üyeler arası kooperatif hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bir kooperatif kuralım diye düşüncemiz var. Daha tasar aşamasında. Geçen bir anket yayınladık kendi sitemizde. İşte ne istersiniz, iş yerimi istersiniz, büro mu istersiniz, villa mı istersiniz gibi. Bunu doldurmayan arkadaşlarımız varsa bir doldursunlar, oradan bir şey bulacağız. Yani biz ne yapalım, iş yeri mi yapalım, villa mı yapalım, kaç para peşinat isteyelim, kaç para aylık toplayacağız. Aslında bunun ortalamasını çıkartmaya çalışıyoruz oradan. Bununla ilgili de bu şeyi, anketi doldurmayan arkadaşlar varsa mutlaka doldursunlar. Ben tekrardan Sayın Valimize ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Ticaret İl Müdürüm, değerli üyeler, basınımızın güzel temsilcileri, Ocak ayı geleneksel olarak düzenlediğimiz kahvaltı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben kısaca bir iki konuyu bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz hem teşkilat başkanı, ayrıca da yeni kurulan Müsiyat Ticaret Ofisi'nin de başkanlığını yürütüyorum. Müsiyat Kahraman olarak teşkilatımız yoğun çalışmalarına devam etmekte. 81 ana kademe 25 genç müsiyat üyesiyle 100'e yakın üyemiz oldu. Yeni üyelerimize de buradan hoş geldin diyorum. Bir yeni üyelerimize de kısaca MTO hakkında da bilgi vermek istiyorum. Ne demiştik? Bilgi basiretli tüccarın silahıdır dedik. Müsiyat Ticaret Ofisi olarak birbirimizle tanışmak, kaynaşmak, ticaret yapmak, ticaret yap üstünden hareket ederek birbirimize destek sağlamaya gayret ediyoruz. Dün de başkanımızla, yönetimimizle beraber Adana'daydık. Yine ayın 9'unda ve 10'unda Mersin Adana programları var. Bu programlarla ilgili şube müdürümüz size hafta içi aydınlatmada bulunacak. Müsiyat Ticaret Ofisi'nin ayrıyeten yanında müsiyat üyelerinin de birbiriyle etkileşim daha çok artsın diye Müsiyat Connect uygulamasını da lütfen cep telefonlarınızdan indirin ve kullanmaya bir an önce başlayın. Bu konu hususunda genel merkezimiz bizi yoğunlukla rahatsız ediyor. Bu uygulamayı bir an önce kullanmanızı sizden istirham ediyorum. Son olarak da Şubat ayındaki ayın salı günü Miraç Kandili'nizi şimdiden tebrik ediyorum. Yapacağımız hasbihal toplantısında çarşamba gününü almış bulunuyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.